Liposakşın dediğimiz olay, insan vücudundaki yağların belli muamele edildikten sonra bir kanül vasıtasıyla, bir boru diyeyim, boru vasıtasıyla negatif basınç altında emilerek dışarı alınmasıdır. Basit anlamıyla bu şekilde tarif edebiliriz. Liposakşın ameliyatını genellikle küçük vakalarda lokal anestezi altında yapılabildiği gibi büyük olgularda ise genel anestezi altında yapmaktayız. Genel anestezi altına aldığımız hastalarımızı önceden işaretleme yapmaktayız. İşaretleyerek nereden ne kadar miktarda yağ alacağımıza karar veriyoruz. Daha sonra ameliyathaneye transfer ettiğimizde hastayı genel anesteziden sonra o bölgelere özel hazırladığımız bir sıvıyı vermekteyiz. Bu sıvının nedeni şu, suction öncesinde yağ dokusunu birazcık daha parçalamak ve mümkün mertebe işlemin kansız ve ağrısız gerçekleşmesini sağlamaktır. Daha sonra ise suction'a geçiyoruz ve yağ aspirasyonunu gerçekleştiriyoruz. Genellikle küçük, 3-4 mm genişliğinde deliklerden girerek bu işlemi yapıyoruz. Ameliyat bittikten sonra hastaya basınçlı korse uyguluyoruz. Bu basınçlı korse ise hastalarımız yaklaşık 1 ay kadar kullanıyorlar. Bu yöntemi uygun herkese uygulayabiliriz ama hastanın öncesinde değerlendirilmesi gerekir. Yanlış bilgilendirmemek gerekir. Sonuçlarının ne olabileceğini çok ayrıntılı olarak açıklamak gerekir hastalarımıza. Genellikle bu yöntemi bu konuda bilgisi olmayan hastalarımız bir kilo verme yöntemi olarak sanmaktadırlar. Aslında kilo verme değil, bir şekillendirme amacı güder liposakşın. O nedenle hastayı ameliyat öncesinde karar vermeden evvel çok iyi değerlendirmek gerekir. Karın bölgesinde ya da basen bölgesinde cilt altı dokusu gevşek, çok yumuşak olan hastalarda bu liposakşın ile gereken sıkılaştırmanın gerçekleşmeyeceğini hastaya söylemek gerekir. Bu hastalarda liposakşın tek başına uygun değildir. Liposakşını genellikle biz klasik olarak uygularız ama son yıllarda, son 10 yılda lazer liposakşın ya da vazer liposakşın dediğimiz iki ayrı yöntem de liposakşına ek olarak ortaya çıkmıştır. Buradaki lazer ya da vazer, lazerde ışık ile yağların yakılması söz konusudur. Vazerde ise ultrason ile, ses dalgaları ile yağların yakılması yine söz konusudur. Burada tümesen sıvıyı, yani biraz evvel söylediğim sıvıyı verdikten sonra ya lazer ya da vazeri uygularız. Böylelikle yağ dokusu eritilir. Eritildikten sonra yine bu hastalara suction uygularız. Buradaki amaç şudur, postoperatif dönemdeki iyileşmeyi hızlandırmak. Mümkün mertebe daha az kansız bir yöntemdir ve ağrısı daha az olmaktadır. Ve de high definition dediğimiz liposakşınlarda özellikle karın ve göğüs bölgesine yapılan ve de erkeklerde uygulanan olgularda vazer ya da lazer gayet güzel bir yöntemdir. Ameliyatları her yaşa uygun olan her yaştaki hastaya uygulayabilirsiniz ama 6 yaşındaki çocuğa uygulamayacaksınız tabii ki. Ergen olduktan sonra ki her hastaya bu ameliyatları uygulayabilirsiniz. Yeri var. Yaşlı hastalarda mesela sadece bir gıdı liposakşını yapabilirsiniz. Gıdıya müdahaleyi yaptığınızda aynı zamanda yüz germeyi de boyun ve yüz germe gerçekleştirebilirsiniz. Bu şekilde yardımcı bir operasyon olarak bunu gerçekleştirebilirsiniz. Ya da bacak içi germelerde, efendim kol germelerde yine yardımcı olarak bu liposakşın olayını kullanabilirsiniz. Son zamanlarda liposakşına karşı olan ilgi her iki seksde de eşitlenmeye başladı. Erkekler de ilgi gösteriyorlar. Özellikle erkekler için high definition dediğimiz liposakşının, vazer liponun yaygınlaşması ve sonuçlarının görülmesi, aynı zamanda erkeklerin
ciddi bir problemi olan jinekomastinin giderilmesinde liposakşının kullanılması erkekler açısından da sayının artmasına neden oldu. Ama kadınlar tabii ki her zaman için ilk hastalarımız. Onların basen, bel bölgesinin yağlanması özellikle bu nedenlerle hastalarımız bize başvurmaktalar. Şimdi genel olarak benim önerdiğim sadece tek başına liposakşın ile istediğimiz ideal sonucun alınamayacağıdır. Çünkü genellikle insanlar yüksek kilolu oluyorlar. Bir takım bölgelerinde fazla yağ oluyor. Ama aynı zamanda bizim dokunamayacağımız bölgelerde de karın içi yağlanması dediğimiz tarzda yağlanmaları da olabiliyor. Göbekteki fazla 3-4 cm kalınlıktaki yağı 1 cm kalınlığa rahatlıkla indirebiliyoruz. Ama karın içerisindeki yağı yapacağımız bir şey yok. Dolayısıyla düz bir karın elde etme şansımız olmayabiliyor. Bu tür hastalarda biz ameliyat sonrasında da diyet yaparak kilo vermelerini tavsiye ediyoruz. Aslında sonucu, liposuction sonucunu görünce hastalarımızın motivasyonu artmakta. Bu işlemlere, yani diyete daha zaman ayırmakta ve daha sıkı sarılmaktalar. Ve işin gerçeği de şöyle, liposuction sonrasında yeniden şekillenme olurken vücudun hafızası kilo vermeyle beraber ortaya çıkıyor ve bizim ameliyat sonrası ortaya çıkabilecek bir takım düzensizlikleri de ortadan kaldırmakta. Böylesi de olumlu bir tarafı var. Tabii ki tek başına liposakşında ideal sonucu alamayız. Öyle bir şey söz konusu değil. Hastamızın ideal kilosuna da dönmesi en çok arzuladığımız olay. Liposakşın sonrasında kilo alırsanız alırsınız tabii ki. Vücuttaki tüm yağları ortadan kaldırmıyoruz. Genel olarak bilinen bir bilgi vardır. Vücuttaki yağ hücre sayısı doğumdan itibaren belli bir sayıdadır. O sayı değişmez. Peki ne değişir kilo aldığınızda? Hücrelerin büyümesi değişir. Hücreler büyürler. Yani 10 hücre varsa 1 cm küp genişliğinde ise 10 hücre şişmanladığınız zaman 10 cm küp olur. Yani 10 sayısı hücreler arasından sayısı değişmez. Dolayısıyla şöyle bir avantaj var tabii ki. Liposakşın yaptığınız bölgelerde aynı zamanda yağ hücresini azaltırsınız. Burada genel sorulan soru, ben bir daha bu hale gelebilir miyim? Tabii ki gelebilirsiniz diye yanıtlamak çok kolay. Ama şu anda 80 kiloyken bu göbeğiniz var ise, biz liposakşın yaptıktan sonra aynı göbeğe sahip olmanız için 120 kiloya çıkmanız gerekir diyoruz. Dolayısıyla bu bir avantaj. Ama hiçbir zaman değil ki siz asla kilo almazsınız bir daha. Kilo alırsınız. Farklı bölgeleriniz kilo alır. Bu aynı bizim yaptığımız yerlerde kilo alır. Ama göreceli olarak orası sanki almamış gibi gözükür.